Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mekan aynı. Zaman değiştiği için 5 vakit namaz var. Mekan değişmiyor. Aynı yerde sabah da kılıyorsun. Öğleyin, ikindi, akşam. Mekan değişmiyor. Nereye götürecek? 5 ayrı yerde namaz kılın denmemiş. 5 vakitte namaz kılın denmiş. Böylelikle mekan olsaydı, bir defa kılınsaydı olacaktı. Şimdi bu neyi getiriyor? Hani kutuplarda 6 ay gündüz 6 ay gece ya, şey demiyor, 5 vakit denmiş. 5 defa denmemiş. Vakit vurgulandığı için o beldede zaman dilimi içinde bölünecek. 6 ay gündüz, 6 ay gece zamana bölünecek 5. Yani gece gündüz ayrılacak hesapla. Sonra gündüz de malum saatte bölünecek. Birinci yöntem bu. İkincisi, oraya en yakın 5 vakit namaz kılan bölgenin namaz vakitlerine göre kılacak. Diyelim ki buraya en yakın bölge neresi? Şehir olarak. Edirne, İstanbul. Edirne ve Bursa, İzmit. Böyle. Yani yakınız. Yani birkaç dakika fark eder. Şimdi diyelim ki burada 6 ay gece olsa, bize en yakın 5 vakit kılınan bölgeye göre namaz vakitleri bölünür. Mekan aynı. Zaman değiştiği için 5 vakit namaz var. 5 ayrı yerde namaz kılın denmemiş. 5 vakitte namaz kılın denmiş. Konuyu değiştiriyorum. Var mı sorusu olan burada? Yani kutuplarda nasıl namaz kılınacak? Bu kadar basit. Ya artık hesapla o bölgeyi gece ve gündüzü ayırıyorsun. Tamam mı? Ayırıyorsun. Gündüzünde malum saatleri 1,5 saat akşamdır. 1,5 saat sabahtır. Yani imsak ile güneş arası 1,5 saattır. 1,5 saat da akşamdır. Akşam yatsı arası. Diğerlerini de bölüyorsun. Öğlen ikindi eşittir. Ondan sonra yatsı ile de imsaka kadar uzun bir zaman var. Yani veya o beldeye en yakın 5 vakit namaz kılan bölgeye göre namaz kılacaksın. Gerçi bizimle alakası yok. Çünkü onun için ilgimizi çekmiyor. Şöyle deniliyor. Türkiye'de adam namaz kılmıyor. Kutuplarda nasıl namaz kılınacak diye soruyor. Sana ne? Sen kılıyor musun? Sen burada kılıyor musun ki dert ediniyorsun? Onu kılan dert edinsin. Sen burada kılmıyorsun. Kutuplarda nasıl namaz kılınacak? Sen kutuplarda kimi ne düşünüyorsun? O biliyor zaten. 5 zaman mekanda kılın denmemiş. 5 defada kılın denmemiş. 5 vakit. 5 vakit. Yani niye fazla girmek istemiyorum? Konumuz bu değil. Zamanın karanlığı yok, aydınlığı yok, dünü yok, bugünü yok, yarını yok, soğuk yok, sıcak yok. Mekan böyle değil. Mekanın geçmişten etkilendiği var. Gecenin etkilendiği var. Geceden etkilenir. Soğuktan etkilenir. Zaman mahluktur ama somut değil. Mekan mahluktur ama somuttur. Abi zaman... Zamanı kim yarattı diye sormaz mesela. Allah kim yarattı sorar. Her şeyin bir başı var.
Zaman var mı? Var. Peki zamanı kim yarattı? Niye sormuyorsun? Var mı zamanın kaynağı? Şöyle deniliyor. Big Bang, sıfır mekan, sıfır zaman, sıfır hacim, sıfır kütle, sıfır zaman diyorsun. Ondan önce eksi zaman var demektir. Sıfır diyebilmen için eksi o zaman çizgisinden önce zaman olması lazım. Mesela şöyle diyeyim. Fizik eşyanın dilidir. Fizik eşyanın dilidir yani, konuşmasıdır. Yani insana dönüştürülen tercümandır fizik. Kimya ise eşyanın birbirine karşı durumudur. Mesela kalsiyum magnezyumla beraber. Mesela çamaşırla su bir araya gelirse ne olur? Sıcak suyla yağlı tencere. Yani bu dil nedir? Kimyadır. Biyoloji malum. Tıp insan. Tıp insan. Yani insanı kaldırın, tıp yoktur. Fiziği kaldırın, fizik dersi yoktur. Fizik ilmi yoktur. Eşeği kaldırın, kimya yoktur. Ama varlığı kaldırın, matematik hala var. Zaman hala var. Çok ilginçtir. Zamanı kaldırın, mekan yoktur. Suyu kaldırın, buz yoktur. Buzu kaldırın, su vardır. Su gibidir zaman. Buz gibidir mekan. Einstein zamanı mekan içinde aramış. Benim işte bu şekildeki teorim mekan, zamanda mekan var ama biraz da ileri götürdüm bu işi. Birbirinden ayrılamazlar. Mekan olduğu için zaman. Yani evet, mekan olduğu için zaman var. Zaman olduğu için mekan vardır. Cennette de zaman var. Perşembe günü Peygamberimiz Aleyhisselam ziyaret edilecek. Şey, cuma günü Allah'a gidilecek. Pazartesi Adem Aleyhisselam'a vesaire. Günaha kadar yanacak. Ortada bir zaman var. Mesela mekanı anlatıyorum. Konumuz bu değil ama. Atom düşünün. Atomun merkezinde ne var? Proton var. Değil mi? Proton orada var. Onun yanından geçen ilk halkaya ne denilir? He? Öyle, protonun ilk yanında geçen halkaya elektron denilir. Tamam. Şimdiki ilim diyor ki bu protonla elektron arası boşluktur. Hatta eğer bu protonun büyüklüğünü misket kadar yaparsak, çocukların oynadığı misket kadar Londra'ya koyun, ilk onun yanından geçecek halka İstanbul'dan geçermiş. Ve Londra ile İstanbul arası boş. Peki, bu iyi dinleyin burasını. Bu proton, bu elektronun dönüşü saniyede 40 bin kilometre hızda. Olduğu için merkez kaçımı var. Merkezden kaçma var. Böyle yapınca düşer yani. Tamam, merkez kaçımı var. Fakat merkeze de çekim var. Öyle hızla dönüyor ki merkeze çekilmesin, merkezden de kaçmasın. İşte bu sabit bir oran. Allah tutuyor. Bunun adı kayyumiyet. Bu sistemin adı kayyumiyet. Bu makamdaki kayyumiyet. Şimdi soruyorum. Bu elektron burada 40 bin kilometre hızla dönerken ne merkeze çekiliyor ne merkezden kaçıyor. Dolayısıyla mekan oluyor. Yani proton, şey, atom, atomlar bir araya geliyor. Bunlar oluyor değil mi? Mekan. Bunlar oluyor. Tamam. Bunların olabilmesi için atom lazım. Atom da olabilmesi için protonun etrafındaki elektronun dönmesi lazım.
elektronun dönüşünü kaldırırsanız bu elektron protona yapışır. O zaman hareket durunca varlık, vücut merkezi çöker. Mekan olmaz. O zaman bunun dönüşü mekanı oluşturuyorsa diyeceğim ki mekan zamana muhtaç ama mekansız da zaman yoktur. Diyemezsin. Birbirinin içinde oluyor. Onun için mekan zamanı evirip çevirip kıvırabiliyor. Zaman da mekanı değiştirebiliyor. Yani birbirine tesir ediyor. Mesela uçaktan korkan bir insanın 2 saat havadaki yaşantısı yerde 6 ayda çektiği sıkıntıdan fazla. Onun 2 dakikada çektiği sıkıntı veya 2 saat geçmez olur. Yerdeki adam ne çabuk geçti, Allah Allah ya, şunu da yetiştiremedim ya. Koşuşturuyor zaman geçmesin diye. Uçaktaki de ya niye geçmedi? Zamanın eşeğe tesiri böyledir. Peki nedir? Zamana yüklediğiniz mana, insana böyle tesir etme farklılığı oradan geliyor. Anladınız mı biraz bunu? Ha, 5 vakit denmiş namaz. 5 defa denmemiş. Ve 5 yerde kılın denmemiş. Allah hakikaten usta ya. Mesela abi, Hristiyanlarda vakit, mekan çok önemli ibadetleri için. Ama ya, bizde bir mekan yok. Yani kilise, havra veya kilisede, Yahudilerde mekana o kadar önemli ki kilisenin dışında ve havranın dışında ibadet yoktur. Biz küre-i arz Muhammed ümmetine yapılmış istisnadır. İbadet hanelerin dışında ibadet etmek Müslümanlara mahsustur. Havalimanında kılıyorum ben. Piknikte kadın ailece gittiği zaman kılıyor. Dağda, bayırda, çarşıda, mutfakta, her tarafta kılarsın. Yahudiler havrada, Hristiyanlar kilisenin dışında ibadet edemezler. Onun dışında yoktur. Mekan çok önemli. Yani zamanla mekan böyle birbiriyle... Bizde ikisi birleşmiş. Onlarda mekan asıldır. Onun için Einstein Yahudi olduğundan ondan etkilenmiş. Oysa şaşıracaksınız, protonun etrafındaki halka 7'dir. Bunu ilk ortaya atan bilim adamı Budist olduğu için 8'e götürmüş. Onlarda 8 mukaddes bir sayıdır. Mesela bir 7'dir aslında. Halaka ve semaat ve lerde fi sitete ya. Bizim kaza namazlarımız var mesela. Şimdi az önce ben dersin başında söyleyeyim. Şimdi zaman bize gelince vakit, namaz vakti gelmiş oluyor. Ve o gelmemiş zamanda mesul değilsin. Evet. Ama o zaman sana uğradığı zaman mesulsün. Bir diğer ikisinden değilsin. Ama sen zamanı bu şekilde geçirince arkanda bir sürü namazın birikti abi. Dolayısıyla o kaza namazları için bu sefer önemli bir zamana ihtiyacı yok. İstediğin an istediğini koyuyorsun mesela. Evet. Orada senin zamana gitmen var. Zamana geçmen lazım. Yani oturuyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Varlık sana uğruyor. Zaman sana uğruyor, sende vakit oluyor. Sendeki karşılığı vakit, senin dışındaki sistemin adı zaman. O da dehr. Kutluyorum Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Esması. Dehr. Esmasına dayanıyor. Hasan abi, Allah Celle Celaluhu'nun zamana yemin etmesinin hikmeti nedir abi? İşte zamanı, varlığı hallaç pamuğu gibi evirip devirdiğinden. Yani bu kadar değil. Hemen şu bakımda söyleyeceğim bu derste. Allah Celle Celaluhu, Allah bile kendi muhalefet edebilecek insanları yarattı. Allah bile kendisine muhalefet edecek insanları yarattı. Kafir mesela. Allah'a muhalefet ediyor, yarattı. Eğer böyleler olmamış olsaydı dünya hayatı nasıl olurdu? Düşün ki herkes seni seviyor.
takdir ediyor. Böyle hayat olur mu? Bir daha söylüyorum. Diyelim ki seni herkes seviyor. Herkes ama. Herkes seni takdir ediyor. Herkes sana hürmet ediyor. Böyle yaşayabilir miydi? Yaşanmaz. Çünkü tek boyutlu olurdu. Allah Resulü'nün bile 5/4'ü muhalefet etmiş. Ya. Bu dinin büyüklüğü en küçüğüne de hükmettiği içindir. Çok acayip bir şey. Tebessüm ettirdi beni. Bu İslam dini niye büyüktür? Buna Almanya'da sormuşlardı. Niçin İslam büyüktür dedi. Tabii benden şey bekliyorlar. Büyük coğrafyaya hükmettiği için. Din niye büyüktür? İslam dini niye büyüktür? Çünkü herkes bir şey der. Ben o makamda şunu söyledim. En küçüğüne hükmettiği için. Mesela tuvalet adabında sokağa nasıl tüküreceğini, yatağa nasıl yatacağını, özel hayatının bütün detayını, içinden geçen dürtülerin, düşüncelerin, gadabın, şehvin, düşüncelerin nasıl kontrol edileceğini. Yani bana bir şey söyleyin ki din ona hükmetmemiş olsun. Ondan büyüktür. Güneşin azametindendir ki istisnasız dağa vurduğu gibi atoma da vuruyor. Yani öyle bir güneş düşünün ki dağa vuruyor, atoma zorlanıyor. Nasıl vuracağım ben ona diyor ya. Öyle güneş düşünün ki buna vuruyor, ona vuramıyor. Sıran gelsin diyor. Bunu bitirecek sonra ona. Bunu bitirecek sonra buna. İslam dininin büyüklüğü en küçüğüne hükmettiği için. Hiç kimse bir şey diyeceği yok. Çünkü onlarda ibadet yok. Haftada bir gün dua var. Bizim hayatımızın her safhası dua. Tuvalete girerken bile dua var. Allahümme hubsi vel habais. Çıkarken dua var. Nedir çıkarken? Elhamdülillahillezî edhebe annil eza vel afâni. Çıkarken, yatarken, onlar haftada Tanrım bize affet, amen. Haftada bir gün. Başka bir eylem yok, haram yok. Onun için dedim kilise papazına, dedim ki ulan dininizin kıymetini bilin ya. Ya bugün bu sefer de dedim. Hani gidiyorum ya her pazar günü ayinlere. Görüşüyorum falan. Dininizin kıymetini bilin. Namaz sana yok, bana var. Vermek zekat bana var, sana yok. Cihat sana yok, bana var. Oruç aç kalmak sana yok, sen ye lan. Sen ye. Ne istiyorsun lan? Git tost yap, balık ye ya. Çay iç. Sana yok. Ulan bil kıymetini bunun. Nerede bulacaksın bir daha bu dini? Nerede bulacaksın? Çünkü ahirete cehenneme gideceğin için burada bul. Bak biz tuvalete bile girerken hükmediyor bize. Peki ne getiriyor sana bu? Her şeyime hükmediyor demek ki. Her şeyime hakimse her şeyin hakikati onda var. Bana güven getiriyor. Kendimi boşlukta hissetmiyorum. Her şeyime hükmettiği için her şeyime hakim bana korkunç bir güven getiriyor. Ben güvendeyim. Mesela güven duygusunu en çok sarsan nedir biliyor musunuz? Çok garibinize gidecek. Haramlar değil. Haramlar çok kötü. Mesela diyelim ki uykudan alayım. Bugün 8'de kalktın, yarın 9'da kalktın. Öbürsü gün 11. Daha birisi gün 5'te kalktın. Daha birisi gün 6.30'da kalktın. Diyelim ki kalkış haram değil. Ama kuralsız, ölçüsüz doğruların içerisinden şeytan giriyor. Şeytanın yolu bu. Disiplinsiz yaşamak. Mesela diyelim ki talebesiniz değil mi? Ha, kaçta kalkıyorsunuz okula giderken? Sabah namazıyla birlikte. Tamam. Diyelim ki tatil pazar olduğu zaman 9-10. İşte şeytan buradan girer. Gene hafta sonunda böyle kalkacaksın. Kuralsız doğruların içinden çıkıyor şeytan.
Çünkü disipline olmamış bir insanın hayatı şeytan için cazip oluyor. Şu camı açın diyelim. Şu çiçeği görsün, arı gelir. Pislik koyun, şeker at, şey yapın. Mesela çayda şekerleri, tatlıları düşürün. Ta metrelerce karınca gelir. Sinek gelir. Pisliğe sinek gelir. Çiçeğe arı gelir. Siz de böyle arı gibi çekersiniz onu. Yani dikkat edin, yanlış demedim. Kuralsız doğruların içerisinden çıkıyor şeytan. Disiplinsiz. Ne yapacağım belli olacak. Ne yapacağı belli olmayanın hayatı belli olmaz. Düşmanı da belli olmaz. Sadakat başka manada, yani hep derdik lügatta, dendiği gibi yapmak. Şimdi başka bir şey anlatıyorum burada. Sadakat tecerrüdün en zirvesidir. Her şeyden değil, kendinden geçebilmektir. İhlas ise fena fillah iken sadakat bekabillah'tır. Bekabillah demek Allah senden sana ve kainata seyretme makamıdır. Her şeyin yanında olma şerefiyle şereflenmektir sadakat. Çok korkunç bir şey. Bir de yavaş yavaş okuyayım. Arkadaşlar bunlar dersimi okurken tefekkür ettiğim şeyler. Uçakta yürürken. Külliyatın ta içinden yani. Böyle kendi dilime, kendi notlarım böyle. Paylaşıyorum sizinle cömertçe. Bir de okuyayım. Böyle tanımlama inan bulamazsınız. Gençler, samimi söylüyorum. Lugatta öyle olmaz. Bak daha önceki konuşmalarımızda ihlas dendiği için yapmak, sadakat dendiği gibi yapmak. Bu öyle değil. Yani biraz çapını genişlettim. O eylemsel sadakattı. Mülkteki sadakat. Dendiği için dendiği gibi. Mülk. Şimdi melekütteki sadakat ve ihlası tanımlıyorum. Melekütü tarafı. Sadakat tecerrüdün en zirvesidir. Yani ne demek tecerrüt? Tiryakiliklerinden. Olmasa olmazlarından. Tecerrüt etmek. Ne demek bu? Şu. Her şeyden değil. Kendinden vazgeçmektir. Sadakat. Kendini değil, başkasını yaşamaktır. Mesela sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye yaşamak, kendini yaşamamaktır. Başkasını yaşıyorsun ya. Nefsini yaşamayan, nefsi ne yapar? Nefsi ne yapar? Nefsini yaşamayan nefsis ne olur? Ölür. Terbiye olur mu acaba? Ölür mü, terbiye mi olur? Abi? Yani ölür yani. Kendi hayatına gıda yok. Terbiye veya ölür. Yani nefis icraatı olmaz. Burayı anladınız mı? Bir şey bina atacağım üzerine. Nefsini yaşamayan, sünneti yaşayan, kendisini yaşamıyor. Peygamberi yaşıyor. Fıtratı yaşıyor. Nefsini yaşamıyor. Nefsini yaşamıyorsa nefsin gıdası yok. Nefis o zaman ölmüştür. Huzuzat noktasında. Öldü mü? Öldü. Niye öldü? Nefsini yaşamıyorsun ki. Mutu kablente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Resulullah hadisi. Yani kendini tecerrüt et. Kendinden çık. Nefis cihetiyle öl. Ölmeden önce ölünüz. Mezara gir, intihar ediniz değil. Kendini yaşama, tecerrüt et. Bu ne yapar? Böyle yaparsa, kendini yaşamayıp sünneti yaşarsa, bu nefis cihetiyle ölmedi mi? Öldü. Küllü nefsin zayikatul mevt, küllü ruhun zayikatul mevt denmemiş. Küllü nefsin, bütün nefisler ölecek. Zayikatul mevt. Bütün nefis ölümü tadacak. Kim tadacak? Nefis. Sen zaten ölmüştün. O zaman kim tadacak? Ölmeyen tadacak. Ölen zaten öldü. Tatmayacak. Ölen ölmüyor. Ölmeyen ölecek.
Garip değil mi? Abi gaflette olanlar için mi geçerli bu? Yoksa sünnet-i seni itibar edip hani ölmeden önce ölümüz derken başkası için yaşıyor ya abi nefsini. Anlamadın bunu. Efendim? Kendi nefsini yaşamadı. Nefis öldü. Nefis öldü. Yani kendini yaşamayan huzuzat-ı nefsanesine çıkıldı, tecerrüt etti. Artık ne anladınızsa. O zaman nefis öldü. Mutu kablente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Yani kendini yaşama. Sünneti yaşayınca Resulullah yaşıyorsun. Kendini yaşamadın mı? Sen neredesin? Kendini yaşamayınca sen yoksun ki, öldü. O zaman ölene öl denilir mi? İdam olmuş. Dönün bir dakika. Ne oldu? 2 sene de cezası var ya. La kardeşim, idam olana 2 sene ceza verilmez ki. Ölen öldürülmez daha. Ölemez ki. Zaten ölmüş. Azay neye gelecek? Bana zaten Resulullah gelmiş. Beni benden almış. Beni öldürmüş o. Kendi hayatını giydirdi bana. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şahsiyet-i manevi var bende. Azrail neyi alacak ki? Zaten ruhumu çıkartmıştım oradan. O zaman ölmeyen ölecek. Ölmeyen demek kendini yaşayan. Sünneti yaşamayan ölecek. Ne nispette sünneti yaşamıyorsa. Ölüm derecesi bu. Sünneti bir tamamıya yaşayan bir tamamıya ölümü hissetmez. İhlas fena fillah iken sadaka beka billah'tır. Beka billah demek Allah senden sana ve kainatı seyretme makamıdır. Allah gören gözü, tutan eli, yüreğin ayağı olurum diyor. Peki ne demek? Gören gözü. Hani iki türlü nazarı var diyor sanatkarın. Bir kendi nazarıyla bir gayri nazarı. Senden seyrediyor kainatı. Bu sadakat. Kimde Allah seyrediyor? Sadakat ehlinde. Ki Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah konuşunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ürkmesin, endişe etmesin vesaire diye alışmış olduğu, ünsiyet ettiği Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh sesini kullandı. Yani ne demek istiyorum? Allah o şeyden gören gözü, konuşan dili, yüreğine ayağı olmuş. Kim? Sadakat ehli. Sadakat ehli beka billaha mazar demektir. Oraya götürür nihayet. Beka billah demek Allah senden kainatı seyretme makamıdır. İhlas ise fena fillah'tır. O makama çıkmaktır. Fena fillah. Tecerrüt. Konuyu değiştiriyorum. Dünyanın sahibi dünyaya fani diyor. Yani Allah. Sen yok, bakidir diyorsun. Farkımız bu. Onun için belamızı çekiyoruz. Dünyaya baki diye bakıyoruz. Ama sahibi diyor ki fanidir. Başka? Teyp, radyo, televizyon, cep telefonları gibi vesaireler insan değil. Ama insan gibi konuşuyorlar. Hoparlör, hakeza, kainat da haşa Tanrı değil, Allah'ın fiili konuşması. Kainata bakınca muhatabın insan olduğu anlaşılıyor. Mesela kafirin de ruhu ölmüştür. Konuşuyor insan benim gibi, hoparlördür o. Bitmiş, nefis konuşuyor. Sen şimdi bir teypten, CD'den, bilgisayardan, cep telefondan bir video dinlesen ne dersin? Bu insan der misin bu alete? Bu alete insan denilir mi? Ama insan gibi konuşuyor.
Onun için her insan gibi konuşan insan değil. Anladınız mı? Anladınız mı? Her insan gibi konuşan insan değil. Hoparlör gibi. Radyo insan gibi konuşuyor ama radyo insan değil. Onun için insana benzeyen çok hoparlör var. Nefis konuşuyor. Allah 24. mektupta geçiyor. Bu kainattaki faaliyeti Allah'ın sessizce konuşması ve konuşturmasıdır diyor. 24. mektupta geçiyor. Allah'ın konuşuyor. Allah'ın konuşması da böyle. Mevcudatın sana hizmet etmesi onun ibadeti olmuş. Sana verilen değere bakın. Şu çiçeğin meyve vermesi, şu çiçeğin çiçek vermesi ibadet değil mi? Ha, ama neticesine baktığın zaman insana mevcudatın ibadet şey hizmet etmesi onun ibadeti olmuş. Sana verilen değere bak. Otu ete dönüştüren makine, cihaz, sığır. Onun ibadeti fiilidir. Zikri ibadeti bu. Onun ibadeti sana hizmet etmekse sen kimsin? Fatih'i anladın mı? Anlamadın. Altına ezildiğini görüyorum da için dedim. Gerçi ben de anlamadım. Korkunç bir şey. Hayvanlar, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil, cennet, cehennem, arş, kürs, ne hatırına geliyorsa hepsi sana hizmet ediyor. Cebrail vahiy getiriyor, hizmet ediyor insanlığa. Hayatın dizginini tutuyor İsrafil. Değil mi? Cennet hizmet verme makamıdır. Hizmet alan insan. Ağacın ibadeti meyve vermek değil mi? Kuşun ibadeti doğayı döllemek veya ses. Bir bülbülün sesi değil mi? Bize hizmet etmiyor. İyi dinle o zaman. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, bütün mahlukatın ibadetleri neticesi insana hizmet etmek. Hizmet alan insan. O zaman sen kimsin? Bu yüzden değil mi abi? Hani insanın kendini bilmesi Allah'ı bilmekten daha önemlidir. Evet. Çünkü Allah'ın sanatı var. Allah'ı bilmek kolay. İnsanın sanatı olmadığı için insanı bilmek zordur. Onun için Allah da men arefe nefse fekad arefe rabbehu. Beni tanımanın şartı kendini tanımak diye koymuş. İnsan kendisini tanıması Allah'ı tanımaktan zordur. Kendini tanıdı mı zaten onu hemen göreceksin. Tanıma nispetinde Allah'ın esmasını görüyorsun. Zaten Allah'a bir başka bir muamele yapmıyorsun. Tanıdığın anda onu tanıyorsun. Kendini tanıdıkça onu tanıyorsun. Otomatik. Tersini düşün. Kur'an ve peygamber hadisleriyle din namaz şöyledir böyledir ama kendisi hiç alakası yok. Tasavvufta, tarikatta daha çok var. Kendisine ok dönmemiş. Yani kendi tanımıyor. O zaman kaygan bir zeminde yani yürüyemiyor. Ama hiç dinler yok. Hiç zaten şey yok. Bunda medar bahsi olmaz. Kendi kıymetinizi bilin ki çöplükte harcamayın. Şunun ibadeti bana hizmet etmektir. Bu elimi kaldıran Allah'tır. Allah bana hizmet ediyor. Nefes aldıran Allah'tır. Allah bana hizmet ediyor. Bu suyu bana getiren Allah'tır. Allah suyumu getiriyor annem gibi. Özür dile. Altımı bebekken aldıran, sütü bana emzirten Allah'tır. Allah yaptırıyor. Allah sana hizmet ediyor.
Sana bakıyor. Baktırıyor ya. Ne demek baktırıyor? Kardeşim, Azrail Aleyhisselam'la bizim aramızda perde kim? Kim var? Kanser, hastalık, musibetler değil mi? Öyle geçmiyor mu? Azrail Aleyhisselam da perdedir demiyor mu? He? O zaman direkt Allah can alıyor demektir. Bak, Azrail Aleyhisselam itiraz etti. Azrail burada. Allah haşa burada. Allah, Azrail ben. Ya Rabbi, seni kulların canını alırken bana şekva edecekler, itiraz edecekler. Ya şimdi mi buldu ya? Nerede vakti miydi ya? Yetimdi ya bu. Ya olur mu falan? Genç yaşta gitti bir sürü. Cenab-ı Hak diyor ki seninle o kulların arasına hastalık musibetleri koyacağım. Nasıl gitti? Kanser kardeşim. Trafik kazasıyla gitti. Kim aldı canını? Trafik kazası. Kim aldı canını? Kanser. Azrail diyen var mı? Yok. Neyle gitti? Kanserle gitti. Adam nereye gitti? Ahirete. Ahirete ne oldu ona? Neyle gitti? Kanserle gitti. Kanser de yanında arkadaş. Ahmet kanserle gitti. Ahmet Ekmeğe Hüseyin'le gitti. Araç olmuş hepsi. Tutmuş elinde götürüyor. Kardeşim, elinden tutandır. Götüren değildir. Götüren Allah'tır. Ama hemen sonunda diyor ki nasıl ki diyor Azrail ile insan arasında hastalık musibetleri koydun. Bunu çıkarırsan direkt budur. Sonra da bir perde daha götürüyor. Azrail de bir perde diyor. Direkt canı alan Allah'tır. Ama her yerde denmez bu. Bu sefer itiraz olur. Hikmetini bilemedikleri için. Başka? Men kâle nâle. Men kâle nâle. Men cale miydi? Men cale nale. Men kale niye dedi? Cale c'ye geldi kale. Ha konuşma oldu o zaman. Kal. Men kale konuşan, men cale ne? Evet. Yanlış da mealini yapmadım da. Bak bir şey. Men cale bu nerede? Muhammed şeyde var. Şad-ı Şirazi sen çok kullanırsın bunu. Allah alem. Şad-ı Şirazi'de okudum da onu. Altında Şad-ı Şirazi. Diyor ki yürüyen maksada ulaşır. Ahmet abinin evinde görmüştük. Ha. Beraber. Ha beraber. Ahmet Koç'un. Ha. Kimin evinde? Ahmet Koç'un evinde. Ahmet Koç'un ev şimdi tamam. Orada çektik. Aynı altında şey. Şad-ı Şirazi vardı. Bence beraberdik. Evet, beraberdik. Çok ilgimi çektiği için buraya yazdım. Altına Şad-ı Şirazi yazıyor. Başka Hristiyanlıkta hiçbir yaptırıcılığı yok. Yani böyle Hristiyanlıkta falan misal veriyorum ya, Avrupa'da çok olduğum için bunları etkileyen ben sebepler, kimsenin hatırına gelmez bunlar da. Mesela dininizin kıymetini bilin. Bir de Hristiyanlıkta hiçbir yaptırıcılık yok. Oruç yok. Haram yok. Haram yok, haram. Yani fiilde haram yok. İçki içmek serbest, düşün. Abi zina, zina haram. Şöyle, hemen papaza gidiyorsun, parayla bitiriyorsun. Yani ahirete kalmıyor, öyle bir şey yok. Yani dünyada öyle bir yaptırıcılık yok yani. Emir yok yani değil mi abi, o manada? Yani emir, emir şöyle, bir ibadet yok, oruç yok, zekat yok, yani eylem yok hiç. Meşakkat yok. Meşakkat hiç yok. Onun için levlim levlim yaşıyorlar. Levlim levlim. Başka? Haset alakadarlıktandır. Sana alakadar olmamış olsaydı hasedi de olmazdı. Mesela bana kim haset eder biliyor musunuz? He Furkan? Tanıyanlar. Tanıyanlar eder. Tanımayanlar edemez. Tanımıyor ki. Bana kim haset eder biliyor musunuz? Daireyi ufaltacağım. Komünistler etmez. Tanımıyor ki beni. Vay be ne kadar biliyor ya. Vay be ne kadar insan toplamış değil mi?
Beni Müslümanlar eder. Müslümanların içinden nurcular eder. Nurcular içinden en iyi beni tanıyanlar eder. En yakınlarımın içindedir en büyük hasetçim. Bütün suikastler %99'u yakınlardan olmuştur. Sen de mi Brutus? Var ya meşhur. En yakın. Onun için yakınlarınızdan korunmak lazım. Peki hasetten kurtuluş çaresi ne? Benim bulduğum bir çare. Haset ettiğin kişiye dua et. Bak nasıl gidiyor. Usta ona şey getiriyor. Haset diyor iki şey de olur. Ya dünyevilik ya uhrevi. Dünyelik değmez hasete çünkü fanidir diyor. Bakiyede zaten haset olmaz diyor. Dua edin diyor ustad. Yani şöyle. Birisine haset ediyor. Ya Rabbi Ahmet'e merhamet et. Ya Rabbi ıslah et. Ya Rabbi seyyatına sentana tebdil eyle. Dua edince ne yapar şeytan? Devreye girer. Ulan Allah Allah. Lan biz haset duygusunu popaladık. Adam dua ediyor. Ben popalıyorum o dua ediyor. Ne yapar şeytan? Vazgeçer. Haset duygusunu aktif etmezsen de o zaman duayı da kesersin otomatik olarak. Haset gelmedi ki. Ben kızdığım kişilere dua ediyorum. İnanın bana. Kızdığım kişilere en ağır sözüm şu arabada vesaire. Allah seni nurcu etsin. Mesela insandır da insanız. Daire için. Ta gençliğimizden beri dershanedeyiz vakıflarda. Kuyruğumuza basan, bizi inciten, çok böyle acımasız imtihanlar geçiriliyor. İçeride kolay değil. İç ve dış dengeler. Hep böyle yapmışım. Allah'ım onu da beni de ıslah et. Dedikçe, dua ettikçe hep muvaffak olmuşum. Kızdıkça hiç muvaffak olamamışım. Galip olsam da mağlup oldum. Bir aileye yeni bir bebek girse, o aile yeni bir şefk, neşe ve hayata heyecan katar. İnsanlar hareketlenir. Planları değişik, istikbal planları değişir. Aynen bunun gibi hayata giren yeni bir mana da seni de hayatına heyecan getirir ve seni ötelere taşır. Hayatına da giren yeni mana böyledir. Bebek gibidir. Hayatına heyecan katar. Hedeflerini netleştirirsin veya hedeflerin değişir. İşte nurları ilk tanımakta şefk dönemi budur. Yeni evlenenlerin çocukları dünyaya gelmesi nasıl onların standartlıktan çıkarıyor hayatlarını? Bir evlendiler. Tek iken hayatları değişti. Sonra başlarlar kavga etmeye. İmdatlarına çocuk yetişir. Çocuk olmayan evde kavga bitmez asla. Çünkü kadın kendisini misafir kabul eder. Hemen kavga ederken, birbirini sorgularken, yargılarken, merhamet ve şefkat etmezken, af yokken, sabır yokken imdatlarına çocuk yetişir. İki kavga eden kişi çocuğun maskaralıkla herkes gülmeye başlar. Ağlayınca o da gider, o da gider. Bir şey, bir gaye etrafında hareket edince o ona muhtaç, o da ona muhtaç. Adam getirmeye var, anne de altını alacak. Hepsi böyledir. Ah olan, şu çocuk olmasaydı çoktan bitirmişti. Demiyorlar. Hayatınızda da nurculuk böyle olmuş. Ah olan ah, sırtımızda şu müspet hareket olmasaydı, bir abi öyle diyordu. Olan bizi mahvettin ey müspet hareket. Eski mafyalardan. Bizi mahvettin eski kapıdaylardan. Mahvetti şu Hasan kardeş, şu müspet hareket. Adam hakikaten müspet hareket olmasa kafasına vurup indirecekti yani. Abi müspet hareket ya. Yuttu. Başka bir gün. Hasan kardeş ya bu adam ya bak istemaz şey yapıyor. İndireceğim ya. Abi müspet hareket. Bir gün burasına geldi. Hasan kardeş dedi ya. Mahvetti şu bizi müspet hareket ya. Dedi adam. Çok hiç unutmuyorum tepeci. Dip indiricik yani. Evet, burada kesiyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.